Herkese merhaba. Bugün sizlerle daha önce yaptığımız kır çiçekleri bebek battaniyesi modelinin üçgen şalını yapacağız. Bu modeli çok beğendiniz. Pek çok yorum duydum, yapanları gördüm fotoğraflarını. Çok da güzel olmuşlardı. Ellerine sağlık o hanımların da. Ama hani şöyle yorumlar da gelmişti. Göremedik vesaire. O yüzden bugün bu videoda çekimlerinde bana eşim eşlik edecek. Modeli beğenirseniz övgüleriniz bana, çekimi beğenmezseniz de yergilerinizi eşime yapabilirsiniz yorumlarda. Başlarken ben şimdi 3,5 numara tığla kalın, yani kalın değil aslında ama bebe yünü kullanacağım. Ama tabi şalı daha ince bir iple yaparsınız siz normalde. Ben size gösterebilmek için, daha net görünsün diye bu iple yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Birinci zincirden ip alıp içinden geçirdim. Birbirine bağladım. 3 zincir çektim. İpimi aldım. Şu boşluğun içine bunun yanına bir tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Yani bu 2 trabzan sayılacak. Hemen yanına 2 tane daha trabzan yaptım. İki zincir çektim. 2 trabzan daha. Tekrar 2 zincir çektim. Ve 1 2 trabzan daha yaptım. Buradan dönerken isterseniz 3 zincir çekip dönüp hemen bunun içine trabzanlarınızı yapabilirsiniz. Ama ben şöyle bir yöntem yapacağım. Şuraya batacağım, bir ip alacağım, doğrudan geçireceğim. Bir de buraya ipimi doğrudan geçireceğim. Şimdi buradan 3 zincirimi çekeceğim. Ve 2 trabzan, yani bu ikisi 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzanımı yapıyorum. Köşeler hep böyle olacak bundan sonra. 3 zincir çektim. Şu ortadaki boşluğa battım. 2 zincir boşluğuna. 1 tane trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Aynı yere battım. Ve 1 trabzan daha yaptım. Çiçeğimizi de bunun üstüne yapacağız. Bu üçgen şeklinin üstüne. Tekrar köşeyi yapıyorum. İki zincir çektim. Ve bir, iki trabzan daha yaptım. Döndürdüm işimi. Buraya battım. İp aldım. Bir kere geçirdim. Ve ikincisinden de geçirip 3 zincir çektim. Kenarımı yaptım. Şimdi çiçeğe geçiyoruz. 3 zincir çekiyorum. Ve çiçeğimizi şu üçgenin kenarlarına yapacağız. Önce şu iki kenarına yapacağız. Dönerken de tekrar bunun üstüne yapacağız. Bunu şöyle geçirerek yapacağız. Yani doğrudan batarak ya da şöyle diyeyim, şuradan geçirerek yapacağız. Şöyle tutarsanız eğer, şu şekilde, bakın şöyle, İşiniz çok kolay olur. İpimi doladım, battım, çektim. Bir tane trabzan yaptım. 3 tane zincir çektim. Şuradaki boşluğa, şurayı görüyorsunuz, battım. Yani doğrudan şöyle trabzanınızın arkasından dolanıp da böyle de kapatabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Aldım ve buraya bir kirpik yaptım. İkinci trabzanıma geçtim. 3 tane zincir çektim. Kirpiğimi yaptım. Aynı yere
Üçüncüyü yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. İki ipimi yapıyorum. Sonuncuyu yapıyorum şimdi. Ah, pardon. Üç zincir çektim. Battım ve kirpiğimi yaptım. Böyle oldu. Şimdi buradan bu üçgenin diğer kanadına geçeceğim. Sola geçiyorum. Bu sefer de biraz önce şu taraftan tutmuştuk. Bu sefer de bu taraftan böyle tutacağız. Hiçbir şey zincir vesaire çekmeden doğrudan ipimi aldım. Battım. Bir trabzan. Üç zincir. Ve kirpik. Buraya da aynı işlemi 3 kere daha, ya toplamda 4 kere yapıyorum. Üç. Ve şimdi gördüğünüz yarısını tamamladım çiçeğimin. Hatta bu yarısından fazlası aslında. 3 zincirimi çektim ve buraya batıp kenarımı yaptım. 2, 2 zincir ve 2. Döndürdüm. Buradan 1. Buraya 2. Şimdi normalde kır çiçeklerini yaparken hep şöyle döndüğümüz için, kendi etrafında dönerek çoğalttığımız için düzünden yapıyorduk buraya şeyi, çiçeğin devamını. Şimdi tersinden yapacağız. Ama bir şey değişmeyecek. Önce 3 zincir çekiyorum ve şuraya batacağım. Şöyle. Yani buradan batıyorum aslında ve buradan çıkartıyorum. İpimi aldım. Sık iğneyle bağladım. Şimdi şuraya, üçgenin üstüne 4 tane daha kirpikli trabzan yapacağım. Ve çiçeğimiz, ilk çiçeğimiz tamamlanmış olacak. Şimdi tekrar şuradan batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekeceğim. Kenarımı yapacağım. Çevirdim. Gördüğünüz gibi ilk çiçeğimiz tamamlandı. Şimdi ilk kenarımı yaptıktan sonra buraya şimdi üst iki tane, yani çoğalarak gideceği için bu iki tane çiçeğin temelini yapacağım. 3 zincir çektim. Şuraya batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve aynı noktada bir trabzan daha yapıyorum. Üçgenimi bu sefer buraya koyuyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve şu dörtlüyü görüyorsunuz, ortasından tam
Tığımı sokuyorum. Şöyle görebilirsiniz. İpimi aldım. Buradan çektim. Şuradan. Ve bir trabzanımı da buradan yaptım. Başlayalım mı? Tekrar şuradan şu bir önceki sırada bağladığımız noktadan batıyorum. Bir trabzan, 3 zincir ve aynı noktaya bir trabzan daha. 3 zincir çektim ve kenarımı yaptım. Çevirdim. Doğrudan geçirdim. Bir daha. Şimdi çiçeklerimizi buraya kuracağız. Tekrar aynı yere. Ama gördüğünüz gibi tersteyiz. Yani işimizin tersindeyiz şu anda. 3 zincirimi çekiyorum. Ve önce yine sağa kuracağımız için işimin düzünü çeviriyorum şöyle ve burayı tutuyorum. Burayı yapacağız. Battım. 1 3 zincir çektim. Aynı noktaya 4 tane yapacağım. Şimdi şöyle bakacak olursanız yarısı tamamlandı. İşimi bu sefer böyle çeviriyorum ve buradan devam ediyorum. Bu arada elim sakatlanmak üzere beli ağrıdı ama bırakamaz, bıraktırmıyorum. Buradan da yaptığım işi ne kadar önemsediğimi, sizi ne kadar önemsediğimi anlayabilirsiniz de şimdi gözden çıkardım. Tekrar baktım buraya. Ve bunu bitirdikten sonra şuradaki şu trabzana batıyorum. Ve sık iğneyle bağlıyorum. Yani önden de yapabilirsiniz bu işlemi ama ters gelir. Böyle de yapabilirsiniz. Zaten görünmeyecek. Hiçbir şey yapmadan tekrar çeviriyorum. Ve buraya da aynı işlemi uyguluyorum. Artık biraz hızlı yapıyorum. Dört tane yaptım. İki. Üç ve dördüncüyü yapacağım aynı yere. Ve üç zincirimi çekeceğim. Şuraya kenarımı yapacağım. Kenarımı yaptım ve döndüm gördüğünüz gibi. Şimdi çiçeklerimi tamamlayacağım. 3 zincir çektim ve şuraya batıyorum.
Yani bunu yaparken şu alttaki zinciri de alabilirsiniz şöyle. Hatta şu arkadaki şu bir altta sırada yaptığımız şey vardı ya, zincir çektiğimiz trabzanların arasında. Onu da alabilirsiniz. Ama o kadarına bence gerek yok. Şöyle, pardon, sık iğneyle bağladım. Üç zincir çektim. Bir. Zaten bu taraf düzüne geldiği için bu sefer bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Hemen üçgenin üstüne. Çekti 4. Hemen şu aradaki şu sık iğne vardı daha önce bunları bağlamak için yaptığımız. Oraya batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Bu tarafı geçiyorum. İki. Üç. Dört. Ve yine şuradan batıyorum. Bağlıyorum. Üç zincir çekiyorum. Ve kenar. Şimdi tekrar çiçeğimizi şeyini temelini kuracağız çiçeklerimizin. Bu sefer sayımız 3'e çıktı. 3 zincir çektim. Buraya tam şuradan bağladığımız noktaya şöyle düzden bakınca ipimi aldım ve bir trabzan 3 zincir aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. 3 zincir çektim. Tam şuradan ya da şöyle de yapabilirim herhalde. Evet. Bir tane. 3 zincir çektim. Şimdi tam şu ortaya ikinci çiçeğimin temelini yapacağım. 3 bir trabzan 3 zincir ve tekrar bir trabzan daha şöyle 3 zincir çektim bu dörtlünün ortasından bir trabzan 1 2 3 zincir çektim. Ve son çiçeğimin temelinde şunu bağladığım yere batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Kenarımı yapıyorum. Bir kere daha göstereceğim. Ondan sonra bence buradan sonrasını şu anda bile aslında buradan sonrasını kendiniz yapabilirsiniz. Ama ben yine de son bir kez göstereyim ki eşimin beli biraz daha ağrısın. Yani benim için biraz çeksin ne olacak değil mi? Eminim yine de ölme ama. Şöyle aldım işimi. Bu sefer düzdeyiz. Şöyle çevirdim. Battım.
3 zincir, 1. Üç zincir. Çeviriyorum. Şöyle. Şuraya. Yani bilmeyen biri için biraz karışık olabilir. Ama hiç çekinmeyin. Elinize alın tığı, ipliği, deneyin. Mutlaka yapacaksınız. Hiç zor değil. Gerçekten zor değil. İsterseniz bu arada yani çocuk battaniyesinde kullandığım gibi batik bir ip kullanın ya da her sırada ipinizi de değiştirebilirsiniz. Yani öyle de yine tatlı bir etki yaratırsınız. Şimdi şuradaki şu trabzanın üstüne batıyorum ve ipimi alıyorum. Gördüğünüz gibi bundan sonrası da bu şekilde ilerleyecek. Buraya yapacağız. Tekrar şu trabzanın üstüne batacağız. Buraya yapacağız. Ve doğrudan 3 zincir çekip buraya kenar yapacağız. Döndüğümüzde şurada olduğu gibi yani mesela şu kenardan şöyle batarak burada da yine bu trabzanların üstündeki sık iğnelere batıp bağlayarak devamını getireceksiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım bu şal hoşunuza gitmiştir model. Yani bununla aslında fark ettiyseniz şuraları biraz öne doğru yani büyüdükçe daha şöyle bir şekil alacak. İsterseniz oralara pompon, düğme, işte ne bileyim daha büyük bir çiçek vesaire yapabilirsiniz. Ve öyle birleştirebilirsiniz şalın iki ucunu. Ve bundan çok güzel bebek şalı da olur. Benim gözümde öyle canlandı nedense. Yani siz nerede kullanacağınızı daha iyi bilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Facebook'tan, Instagram'dan da örgü işini takipte kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.